Amramat bizim Muhtemel 11'imizde var. Hocanın orada bir kafası var. karışık. Avramat oynarsa Şımarski'yi keseceğim dediğin anda ne geliyor akla? Hemen benim 10 tane Şımarski'yim olsa onun da oynatırım akla geliyor. Tabii. Muhtemel 11'imizde tam da senin söylemiş olduğun konu şimdi ekranda. Şımarski siz bir orta saha. Şimdi buna e, ben de inanmak istiyorum ama Mourinho bunu yaparsa kimse niye yaptın demez. Şimaskis Bu biraz daha güvenli bir orta saha gibi geliyor bana. Biraz daha güvenli. Evinizde olmanıza rağmen. Biraz daha güvenli, biraz da Galatasaray'ın orta sahasını daha rahat geçebilme, daha ucuma dönük bir evet, çünkü savunması da var. Burada mesela üç tane çok net. İsmail son haftalarda müthiş bir hem savunmaya hem hücuma çok katkısı olan bir oyuncu. Fred zaten Fred ile Fred'siz de her şey ortada. İstatistikler ortada. Tabii. Son Kadıköy'de e, Aslan Tepe'de galibiyette, 10 kişilik galibiyette başlıyor oynamış bir oyuncudandı. Yani 3 kişilik falan oynamıştı o maçta. Evet. Dolayısıyla burada kesebileceğim bir adam Şimanski gibi gözüküyor. E, kanatlara bakıyorsun. Talic Maksimen hiç değişmeyen iki kanat. Maksime'nin son haftaki performansı, gol atması. Hı hı. E bu maçta mesela o bölgede baktığın zaman Yunus'la oynayacak gibi gözüküyor. Ya dengeli bir maç bekliyorum. Galatasaray. Şimdi bir de Galatasaray'da şöyle bir şey var. Mourinho'nun bundan bir 10 gün önce yapmış olduğu demeç var. Sıradan bir maç demişti. Futbolcular arasında bu slogan olmuş artık. Yani slogan, <laughs> sıradan bir maça gidiyoruz gibi. Yani o slogana sloganla cevap veriyorlar kendi aralarında. Futbol sahada oynanır. Seyirci çok güzel olacaktır. Daha önceki maçlarda hep olaysız maçlar izledik. İnşallah bugün de öyle bir maç izleriz. Kesinlikle. Ama e, Okan Hoca'nın tabii ki de iki şampiyon yaptığı maçlarda baktığımız zaman Kadıköy'den aldığı puanlar çok önemli bir etkin oldu şampiyonlukta. Beraberlik de aynı şekilde daha önceki galibiyette. E, burada bu maçın sonucu filmi koparır mı? Sezonun çok erken. Ama iki takımdan da ben o alışık olduğumuz savunma ya da beraberliğe bir maç beklemiyorum. Çok net galibiyet bekliyorum. Puan Hatta, tablosu da var elimizin altında bir yerde. Onu da ekrana getirebiliriz iki biraz puan, sonra. Maçı koparır mı koparmaz mı noktasında? İki puanlık bir fark Galatasaray kazanması halinde psikolojik üstünlüğü ele geçirir. Hı hı. Üç hafta sonra Fenerbahçe bay. O hafta Galatasaray evinde oynuyor. İki hafta sonra Trabzonspor deplasmanı var. Zannedersen Fenerbahçe'nin yani o... Maçı bu koparmaz ama 3 haftalık deninde her şey olabilir. Geçen sezon beraberlikle bitmişti Kadıköy'deki derbi. O günkü şartlarda da Fenerbahçe 2 puan öndeydi. Bu beraberlik İsmail Kartal'ı Kadıköy'de lider olarak haftayı kapatmasını sağladı ama. Günü kurtardı. Bravo. Günü kurtardı. Bütün o gün de söyledim. Günü o gün de söyledim. Bugün de söylüyorum. Sevgili Ömerle beraber o gün statta yayın yaptık. Statta maçı beraber izledik. 43 dakikalık bir futbol. İsmail hoca ben buradan lider çıkarsam bana yarar. Oradan alacağın bir galibiyet. Seni belki şampiyonluğa taşıyacak. Bugünkü senaryo mu farklı? Bugünkü senaryo bana i̇ki göre... İki puan Galatasaray önde bu defa ama tabii... Aynı yani... hata olmasın, deplasman olmasın yani söylüyorum. O zaman Fenerbahçe evet. öndeydik. Galatasaray beraberlik işine geldi. Çünkü sonrasında toparlayabileceği maçlar vardı. İç saha maçları, e, diğer maçlar. Burada iki takım da galibiyet üzerine oynayacak. Okan Hoca'nın bu zamana kadar ne yaptığını biliyoruz. Derbide kamlelerini biliyoruz. Derbide sürprizler yapıyordu. Bu derbide büyük bir sürpriz olma şansı yok. Çünkü kadro ortada. Ama Fenerbahçe'ye bakıyorum 100 milyon euro'luk kulübe var şu anda. Hesapladım demin bağlantıları izlerken 96-97 milyon euro. sadece dışarıda kalanları da saymıyorum yani. O sayısı var işte dışarıda Samet'i var, Levent'i var, Kent'i var, Bartu var. Bunlarsız sadece bugün kulübede 100 milyon euro'ya yakın bir yedek oyuncu listesini göreceğiz. Ve hamlesi çok fazla. Şimdi orada İrfan Can var, Ciku var savunmada, Kostiş var, Mert Hakan, Amramat, Oğuz Aydın, El Nesri, Cengiz, Cenk. Yani çok geniş bir kadrosu var. E, Galatasaray'daki ben şu anda 5 oyuncu değişikliği yapacaksa 5'ini de ben garanti olarak görürüm. Orta sahada yapacaksa ilk yapacağı değişiklik Berkan olur. Forvete bir hamle yapacaksa Batşoğlu olur. Çünkü Icardi'den daha hazır vaziyette. E, diğer taraftan Yunus değişikliği olacaksa iki kanattan bir tanesi Şalay olacak. Yani Çok net bir şekilde maçın öncesi ve gideri kafalarında oynamış hoca. Ama ben bizim muhtemelen 11'imizde bir sürpriz olur mu dersen... Hatta orada ben bizim Amramat'ın yerinde yine... Şimatski'yi bekliyorum. Savunma hattında bir değişiklik olur mu? Savunma hattında her şey olabilir. Çünkü bu maç Fenerbahçe'sinde savunmada çok önemli. Tam bu noktada size döneyim. Kafanızda bu maçı şöyle canlandırdığınız zaman nasıl senaryolar ceryan ediyor? Şimdi bu maçta kadro üzerinden konuşursak bence Galatasaray Osimenle çıkacak. Osimeni durdurmak için de bence en iyi oyuncu Cik olacak. Çünkü beka belki fiziksel olarak çok iyi mücadele edebilir ama o tek hamleli bir stoper tek hamleli bir stoper olduğu için ve yavaş. Ben Ciku'nun geride mutlaka oynayacağını düşünüyorum. Özellikle o durdurmak için de. Amrabatlı senaryoyu da şöyle düşünebiliriz. Bence Jose Mourinho'nun kafasındaki plan Alen Sen Maximen'le Kanı birebir bırakmak. Bunu yapabilmek için de geriden mutlaka ters toplar gerekiyor. Fenerbahçe'nin oyunu sağ tarafa yaslayıp sağ tarafa yöneltip atacağı ters toplar burada çok mühim bence Amrabat'ta kullanılırsa Amrabat'ın geriden oyun kurma özelliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle kullanacak. Derbinin kritik noktalarından biri duran toplar. Galatasaray'ın elinde Gabriel Sara diye bence çok iyi bir oyuncu var. Ve duran toplarda çok başarılı. Ve Galatasaray'ın Abdülkerim, Sanchez öne gittiğinde mutlaka bu duran toplarla buluşacaklar. Fenerbahçe'ye dönelim. Fenerbahçe'de duran toplarda çok iyi bir akıl var. Müthiş bir zeka var. Tadiç var. Bence Fenerbahçe'nin kulübesi Galatasaray'ın kulübesinden çok daha olanaklı. Bu da maça denge vuracak. Çünkü derbilerde ve bütün maçlarda başlayan 11'ler kadar bitiren 11'ler de çok önemli. Hep mühimdir. söylediğim şey benim. Net. Evet, bugün çok bugün, bugün de orası çok önemli. Sadece başlayan 11'e bakmamak gerek.